Sayın seyirciler, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya kampüsündeyiz ve Aydın Üniversitesi'nin kurucusu, mütevelli heyeti başkanı Doktor Sayın Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Efendim, güzel bir gün ve gerçekten yeşillikler içinde İstanbul'un şehir merkezinde adeta bir vahadayız şu anda. Bir duygularınızı almak istiyorum. Kamuran Bey, ben öncelikle ekovitrine böyle yazdan kalan bir günde ve eğitime tam başladığımız bu dönem içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul'un içerisindeki en büyük kampüs üniversitesi olarak hem öğrencilerimize hem bu bölgede bulunan insanımıza hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Ama sizler de bugün buraya gelmekle bizim konuğumuz olduğunuz için de sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii çok güzel bir duygu. Aslında burası bir saklı bahçe. Tabii ki şu anda 175 bin metrekare kapalı alanımız, 45 bin metrekare de açık alanımız var. Sizin de sürekli bana telkin ettiğiniz gibi inşallah çok yakında burada futbol sahalarımız, basket sahalarımız da inşallah çok yakında hizmete girecektir efendim. Güncel bir konu var. Ek yerleştirme. Evet. Üniversitelerde, devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde daha bugün okudum 100 bine yakın boş kontenjan olduğu evet, söyleniyor. Doğru efendim. Bu boş kontenjanın devlete ve üniversitelere bir maliyeti var. Ülkeye bir dolayısıyla maliyeti var. Ülkeye insanlar da gençler, milyonun üzerindeki insan da bir taraftan üniversiteye girmek için sınava giriyor. Evet. Dershanelere para ödüyor. Bu kontenjanlar nasıl dolacak? Aydın Üniversitesi'nde durum nedir? Bu konuyu bir değerlendirir misiniz? Tabii memnuniyetle efendim. Şimdi her yıl ortalama Türkiye'de 1 milyon 700 bin öğrenci sınava giriyor üniversiteye girmek için. Açık öğretim dahil lisans ve ön lisans programlarına yerleştirilen öğrenci sayısı 1 milyon civarında. Bunun anlamı şudur, 700 bin öğrenci dışarıda kalıyor. Şimdi dışarıda okumak için bekleyen öğrenci, içeride sizin de ifade ettiğiniz gibi boş kontenjanlar. 100 binin üzerinde boş kontenjan. Tabii bu boş kontenjanlar boş fiziki mekan demektir. Bu boş kontenjanlar boş akademik personel demektir. Altyapı demektir. Eğitim araç ve gereçleri demektir. Bunların hepsi bu ülkenin değerleri. Bu ülkenin sermayesi aslında. Dolayısıyla özellikle bu ek kontenjan döneminde bütün öğrencilerimizin bir sonraki yıl daha çok insanla yarışacağını, daha çok insanla rekabet edebileceğini göz ardı etmeksizin bunu dikkate alarak muhakkak ki istedikleri yer eğer hala bu üniversitelerde onlara imkan sağlıyorsalar muhakkak ki tercihlerini yapsınlar bir defa. Evet. Yani şuna kapılmasınlar. Seneye bekleyeyim ben, seneye daha çok yüksek puan alırım. Bir başka ildeki bir başka üniversitenin aynı fakültesine giderim. Seneye o imkanı yakalayamayabilirler. Çünkü seneye daha çok insanlar rekabet edeceklerdir. Dolayısıyla artık bugün Türkiye'nin her yerinde çok güçlü eğitim veren üniversitelerimiz var. Onun için bu fırsatı değerlendirmelerine kendilerine ısrarla salık veriyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne gelince, İstanbul Aydın Üniversitesi bu 6. yılında yine en çok yani üniversite olarak 6. yılımızda biz 2003 kuruluştuyuz ki 10. yılımızı bu sene inşallah bütün sizlerle de beraber kutlayacağız. Fakülteler olarak, lisanslar olarak yani 6. yılında da en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olmak özelliğimizi veyahut da rekorumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu yıl rekor düzeyde bir öğrenci katılım sağladı. Rekor düzeyde bir öğrenci kaydını yaptırdı ki şu anda 7000 üzerinde öğrenci kesin kaydını yapmış oldu. Ek kontenjanla beraber, açık öğretimle beraber ya da yatay geçişlerle beraber DGS dediğimiz dikey geçiş sınavlarıyla beraber bu rakamın 8000'e ulaşacağını umuyoruz. Bu rakamla birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi'nin öğrenci miktarı 20.000'i aşmış oluyor ki bu da Türkiye'de vakıf üniversiteler arasında sanıyorum birinci sıraya oturuyor öğrenci sayısı bakımından. Tabii burada öğrenci yani nitelik ve nicelik paralel gitmesi lazım. Sadece sayıya takılmıyoruz biz tabii ki. Eğitimde kalite, eğitimin altyapısı, uluslararası ilişkiler, akademik personel, yayınlarımız, teknolojik altyapıları, laboratuvarları ile beraber İstanbul Aydın Üniversitesi gerçekten bugün Türkiye'nin yüz akı durumundaki bir üniversite. Her geçen gün bu eğitimdeki kalitemizi, öğrencinin daha çok memnuniyet sağlamasını, yerinde uygulamasını, mezun olduğu zaman çok rahat iş bulabilmesi için imkanları yaratıyoruz efendim. Evet, gerçekten Mustafa Bey 10 yıl, 10. yıl diyelim hatta, 9 yıl geride kaldı. Bu sene 10. yıl. 20 bin öğrenci. Ya bu ulaşılması zor bir şey. Bir eğitimcilik var sizin ruhunuzda ve bir askeriyeden gelen bir disiplin var. Bu başarının sırrı nerede yatıyor Mustafa Bey? Tabii Kamuran Bey, öncelikle şunu arz etmek istiyorum. Yani silahlı kuvvetlerde tabii hizmet yaptığım yılları onurla ve gururla anıyorum. Ancak
Silahlı kuvvetlerdeki mazim, yani benim mazimde silahlı kuvvetler olması benim sistemli, planlı ve programlı çalışmamı gerektiren önemli parametrelerden birisi değil. Yani hep bu disiplin sözcüğünü silahlı kuvvetlerle örtüştürürler. Yani işte emekli askerdir, emekli subaydır, onun için disiplinlidir. Bu çok yanlış. Neden yanlış? Çünkü çağdaş bir insanın yüzünü aydınlığa dönen bir insanın planlı olması lazım, programlı olması lazım, sistemli olması lazım. Bunun adına disiplin diyorsanız tamam, disiplin deyiniz ona. Ama ben ailemden zaten disiplinli, ki siz benim rahmetli babacığımı da çok iyi tanıyorsunuz. Ben disiplinli bir aileden, sistemli bir aileden, planlı bir aileden geliyorum. Çok affedersiniz, izleyicilerimden özür dilerim, ifade etmek istiyorum. Tuvalete giderken dahi onun bir sistemi olması lazım. Yani kafanıza göre bir tuvalete gitmemeniz gerekir. Ben hayatı böyle kurallar içerisinde yaşayan bir insanım. Dolayısıyla bugün eğer bir başarıdan söz ediyorsak, ki teşekkür ediyorum o iltifatınızdan dolayı. Tabii bu da tartışılır aslında. Neye göre başarılı, nereye göre başarısız? Ben bu anlamda kendimi çok başarılı görmüyorum. Yani kendi coğrafyamızda, kendi lokasyonumuzda, kendi ülkemizde belki başarılı bir eğitim kurumunu ortaya koymuş gibi gözüküyor isek de, dünyaya baktığımız zaman bizim çok daha yapacak işimizin olduğunu, daha çok yolun başında olduğumuzun gerçeğiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunu şunun için söylüyorum ben. Biz dünyayı kendimize örnek almamız lazım. Biz dünyayla rekabet edebilir olmamız lazım. Bakın az önce bir toplantıdan geldim buraya. Sayın Zafer Çağlayan'la beraber bu hizmet sektörünün ihracatından ülkeye yapılan kazanımlar ve ne kadar daha çok döviz kazandırmamız gerektiğini, sağlık sektörü, eğitim sektörü, bilişim sektörü, film sektörü, diziler kanalıyla vesaire. Ve buna baktığımız zaman eğer ben Amerika'dan öğrenci ithal edebiliyorsam, ben eğer Kanada'dan, ben eğer Japonya'dan, ben eğer ne bileyim Kore'den, ben eğer Brezilya'dan Türkiye'ye öğrenci getirtip burada eğitimlerini gördürüp ülkeme ben döviz kazandırabiliyorsam ben eğitimde bir marka oluyorum demektir. Dolayısıyla biz hedefimizi oraya doğru diktik. Biz hedefimizde 2015 yılında 1500 uluslararası öğrenciyi bu kampüste görüyorsak, ki şu anda 600 rakamındayız da, onu da söyleyeyim size, küçümsenmeyecek bir rakam. Yani 2015 yılında 1500 uluslararası öğrenciyi, 250 uluslararası öğretim üyesini bu kampüsün içinde görüyoruz. Dünya ile entegre olmuşsak biz eğitimde bir yerlere geldik veya geliyoruz anlamına gelir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Zamanı doğru planlıyorsanız, açık ve net oluyorsanız, sorumlu olduğunuz hedef kitlenize karşı görevinizi layıkıyla yerine getirmek için gecenizi gündüzüne katıyorsanız ve zamanı ve işi doğru planlıyorsanız, çalışan memnuniyetinizi, öğrenci memnuniyetini en üstün düzeyde sağlamaya çalışıyorsanız, o iradeyi ortaya koyuyorsanız, başarmamanızın hiçbir neden yoktur efendim diyorum. Efendim, Amerika'da ve İngiltere'de üst düzey üniversitelerin hemen hemen tamamı vakıf üniversitesi. Evet, doğru efendim. Türkiye'de de bu model yavaş yavaş yerleşiyor. Oturuyor, evet. Bu modelin daha büyük başarılara ulaşması için, yani yine de vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencileri toplamda ele alırsak belki %10 civarındadır. Değil bile. Belki daha değil. Daha az. Daha yani daha bu modelin başarıya ulaşması için devletin bu üniversitelere yaklaşımında neler yapması lazım veya bu üniversiteler nasıl teşvik edilmeli? Şimdi şunu da tabii altını çizmek istiyorum Kamuran Bey. Hakkı sahibine teslim etmek lazım. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce Türkiye'deki yüksek öğretimin vakıf üniversitelerinin kamuda ve devletin yetkili organları tarafından ele alınış şekliyle bugünkü ele alınış şekli arasında çok bir fark var. Yani bunu kabul etmek olumlu lazım. Açıdan. Çok olumlu açıdan. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla ama yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Hala bugün bakın Türkiye'de nereden bakarsanız bakınız 4 milyona yakın yüksek öğretimde öğrenci okumaktadır. Peki vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci sayısı nedir? Baktığımız zaman 100 bin bile değil. Yani evet. Dolayısıyla burada bir eksiklik olduğu açık ortada gözükmektedir. Bir defa vakıf üniversitelerinin önünü açmak gerekiyor. Vakıf üniversitelerini hem devletin bütün imkanlarına, diğer üniversiteye sağladıkları imkanları sağlasın istemiyoruz. Ama vakıf üniversitelerinin bir takım kolaylıklar sağlanması lazım. Bir takım vergi kolaylıkları sağlanması lazım. Ne bileyim, bu üniversitelerimizin arazi tahsisinde, araç ve gereç ithal ederken onlara vergi kolaylığı, gümrük kolaylığı getirilmesinde, ne bileyim uluslararası öğrenci temininde bir takım teşviklerin daha çok arttırılmasında, vakıf üniversitesinde görev yapan bir hocanın devlet üniversitesinde görev yapan bir hocadan mali idari konularda farkındalığının olmamasına, yani şimdi devlet üniversitesinde okuyan bir öğrenci hocamız öğretim görevlimize kırmızı pasaport yeşil pasaport verilirken vakıf üniversitesindeki hocamıza bu yeşil pasaport verilmiyor. Oysa ki bugün bakın dünyanın ilk 500 üniversitesine girdiğimiz zaman bunların içerisinde şu anda Türkiye'de 4
İşte bazı kriterlere göre 6'ya çıkarıyor bu. Bunların üçü vakıf üniversitesi. Yani gelecekte sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin yüzünü artacak olan, eğitimde kaliteyi yakalayacak olanlar yine vakıf üniversiteleri burada önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü eğitimde rekabeti getirdik biz. Çünkü eğitimde sorgulamayı getirdik. Bizim gücü eğitimde artık Türkiye'nin dünyayla entegre olması gerçeğini getirdik. Hatırlayınız Kamuran Bey. Bakınız. Aynı çağın insanlarıyız. Bundan 30 yıl önce, 20 yıl önce ismini zikretmek istemiyorum. Türkiye'deki A tipi üniversiteler kendilerini tanıtmak için bir gayret içerisinde değillerdi. Ama bugün benimle beraber, vakıf üniversitesiyle beraber hem ulusal hem uluslararası fuarlara katılıyorlar, standlarını kuruyorlar, öğrenci temin etmek için farklı çalışmalara giriyorlar. Rekabeti getirdik orada, hizmette rekabeti getirdik. Dolayısıyla vakıf üniversiteleri Türkiye'de eğitimde kaliteyi, yüksek öğretimde Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline gelmesinde çok önemli rol oynuyor. Oynamaktadırlar. Devletimizin yetkili organları bu anlamda vakıf üniversitelerini desteklemeleri hem ülkenin ekonomisine hem eğitimimizin kalitesine hem uluslararasılaşmada hem uluslararası öğrencilerin Türkiye kazanımında çok önemli kolaylıklar sağlayacaklardır diye düşünüyorum efendim. Hem İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hem bütün yüksek öğretimimize bugünlerde eğitime başlayan bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Ama onlara ben bir hocalar olarak bir hayatının 45 yılını eğitimde geçiren bir büyükleri olarak onlara önerim şudurlar. Asla üniversitelerde verilenle yetinmesinler. Kendi kişisel gelişimlerini geliştirmekle daha ileri getirmek için etrafında ne varsa sosyal imkanlarıyla, bulundukları şehrin imkanlarıyla, üniversitenin diğer imkanlarıyla bütün bunlara aktif olarak kendi işlerini dahil ederek kendilerini geliştirsinler. Çünkü gelecek sadece eğitim gördükleri alandan ibaret olmayacaktır. O alanla akraba olan diğer alanlarda o insanların kendilerine kadar geliştirdikleri o insanların yarın konumlandırılmasında çok önemli rol oynayacaktır diyorum. Hem kendilerine hem ailelerine başarılar diliyorum. Güzel bir akademik yıl diliyorum efendim. Geldiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, üniversitelerde yeni öğretim yılı birbiri ardına başlıyor ve öğrenciler dersliklere giriyorlar. Yeni öğretim yılı üniversitelerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun.